Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere M2 Pro çipine sahip 16 inçlik MacBook Pro hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar. 17 Ocak'ta Apple bir etkinlik gerçekleştirdi. Bilgilendirme bülteni şeklinde gerçekleşen etkinlikte Apple M2 Pro ve M2 Max çiplerine bağlı olarak Mac Mini 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerini tanıttı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Apple genelde Eylül ayında iPhone ve Apple Watch'ları tanıttığı bir etkinlik gerçekleştiriyor. Daha sonra Ekim ve Kasım aylarında ise Mac ve iPad'lerini tanıttığı bir etkinlik gerçekleştiriyor. Ama 2022'de böyle olmadı. Sadece Eylül ayında bir etkinlik gerçekleştirdi ve orada da iPhone ve Apple Watch'lar tanıtıldı. Daha sonrasında ise MacBook'lar beklendi ama dediğim gibi MacBook'lar tanıtılmadı ta Ocak ayına kadar. Şimdi gelin hep birlikte M2 Pro ve M2 Max çiplerine sahip MacBook'lar bizlere neler sunuyor onlara detaylı olarak bakalım. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Apple'ın en yeni işlemcileri M2 Pro ve M2 Max ile gelen 14 ve 16 inçlik MacBook Pro, efektler için render alma gibi zorunlu görevleri Intel tabanlı en hızlı MacBook Pro'ya kıyasla 6 kata kadar, renk sınıflandırma işlemcilerini ise 2 kata kadar daha hızlı tamamlıyor. Bununla birlikte pil süreleri de artmış gibi görünüyor. Zira Apple'ın iddiasına göre yeni MacBook Pro 22 saate kadar pil ömrüyle şimdiye kadar bir Mac'te sunulan en uzun pil ömrünü sunuyor. Yeni MacBook Pro önceki nesilden 2 kat kadar daha hızlı olan Wi-Fi 6E standardıyla kullanıcı karşısına çıktı. Buna ek olarak ilk 8K ekran desteği veren gelişmiş HDMI bağlantısı içeriyor. İki modelde de 8 TB'a kadar SSD depolama mevcut. M2 Max işlemcili MacBook Pro 38 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen daha büyük bir GPU'ya sahip ve M1 Max ile karşılaştırıldığında %30 daha yüksek performansla kullanıcıların karşısına çıktı. Ayrıca saniyede 400 GB ile M2 Pro'dan 2 kat daha fazla birleşik bellek bant genişliği sunuyor. M2 Max'in 8 adede kadar yüksek performans çekirdeği ve 4 adede kadar yüksek verimlilik çekirdeği ile yapılandırılabilen yeni nesil 12 çekirdekli CPU ile M1 Max'ten %20'ye kadar daha fazla iyi performans sağlıyor. M2 Pro işlemcili MacBook Pro, M1 Pro'ya oranla daha fazla performans sağlayan 8 adede kadar yüksek performans ve 4 adede kadar yüksek verimlilik çekirdeklerine sahip 10 veya 12 çekirdekli CPU ile geliyor. Bunun yanı sıra 19 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen CPU'su %30'a kadar daha iyi bir grafik performansı sunuyor. Ve 16 çekirdekli Neural Engine bu modelde %40 daha hızlı çalışıyor. Basit bir ifadeyle söyleyecek olursam gerçekten canavar gibi bir bilgisayar yapmışlar arkadaşlar. Bunu aldığıma çok memnun oldum. Diğer MacBook Pro'ya oranla hem daha büyük ekrana sahip hem de gerçekten çok daha yüksek performans sağlıyor. Şu an yapmış olduğum işlerde gerçekten çok kolaylık sağlıyor bana. Mesela video editlediğim zaman çok daha hızlı editleyebiliyorum ve dışarıya daha hızlı bir şekilde aktarabiliyorum. Ve en sevdiğim şey ise MagSafe geri gelmiş arkadaşlar. Daha önceki modellerle birlikte gelmişti açıkçası ama benim kullanmış olduğum modelde USB Type-C vardı. Çünkü 2020 modeline sahip bir MacBook Pro kullanıyordum. Olay bu arkadaşlar. Yani gerçekten böyle takıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Evde çocukları olan bilirler. USB Type-C'de çekmek var, bir de böyle çekmek var. Çocuk geldiğinde çekiyor, bu elinde kalıyor, bilgisayarı çekmiyor onunla birlikte. Diğerinde ise ufaklık hemen çekiyordu bilgisayarla birlikte, ikisini çekiyordu. Masanın üzerinde ise bilgisayar bazen düştüğü oluyordu. Eğer çocuğun yanında falan değilsek çekip götürüyor bilgisayarı. Bunu gerçekten seviyorum. 2020'den önceki modelde kullanmış olduğum MacBook Pro'da bu vardı, MagSafe vardı. Daha sonra işte USB Type-C falan getirdiler. Şimdi tekrar buna geri döndüler. Bakalım, inşallah böyle devam eder. Şimdi gelelim diğer dizayn özelliklerine arkadaşlar. Gerçekten bu ekran muhteşem. Bunu zaten daha önceki modellerde de değiştirmişlerdi. Burada yine bir çentik var. Onu da ilerleyen dönemlerde herhalde değiştirirler diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir klavye sunuyor bizlere. Herhangi bir dokunmatik şeyi
yok. Son zamanlarda aldığım duyumlara göre ise Apple dokunmatik ekran üzerine çalışıyor MacBook Pro'lar için. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki tarafta da hoparlörler var arkadaşlar ve gerçekten ses sistemi diğer modele göre, yani 13 inçlik MacBook Pro'ya göre, en azından 2020 model MacBook Pro'ya göre çok daha iyi ve verimli olmuş arkadaşlar. Çünkü bunu bariz bir şekilde fark ettim. Diğer MacBook Pro'yu Apple'a gönderdim. Onunla ilgili detaylı bilgileri de fiyat kısmında anlatmaya çalışacağım sizlere. Oraya geleceğiz. Parmak iziyle açılıyor arkadaşlar. Burada işte parmak izi özelliği var. Açma kapama butonunda. Burada işte touchpad'i falan var. Burada görmüş olduğunuz gibi az önce de söyledim. MagSafe şarj ile şarj ediliyor arkadaşlar. Ve burada da iki tane Thunderbolt 4 Type-C girişleri var arkadaşlar. Aynı zamanda burada da kulaklık girişi var. Bu tarafta baktığımızda ise HDMI girişi var arkadaşlar. Bu kaldırılmıştı önceki modellerde, biliyorsunuz en azından 2020'de tanıtılmış olan 13 inçlik MacBook Pro'larda ve daha sonra tanıtılmış olan 13 inçlik MacBook Pro'larda bu hala yok. Ve burada da yine Thunderbolt 4 USB Type-C girişi var. Yine aynı zamanda kart okuyucu var arkadaşlar. Yani SDXC okuyucusu mevcut burada. Yani kameranızdan çıkaracağınız hafıza kartını buraya takıp bütün videolarınızı kısa bir şekilde buraya aktarabilirsiniz. Daha fazla adaptöre falan ihtiyaç duymadan. Bu da güzel bir şey olmuş aslında. Tabi bilgisayarı elime aldığım zaman gerçekten diğer modele göre çok daha ağır. Çünkü daha büyük bir bilgisayar ve gerçekten çok daha kalın bir bilgisayar. Bir şey daha dikkatimi çekti. Mesela diğer modellerde burada MacBook Pro yazıyor ama bunu kaldırmışlar. Altına yazmışlar enteresan bir şekilde. Niye buraya MacBook Pro yazmışlar onu da anlamış değilim. Ama genel itibariyle işte MacBook bu şekilde arkadaşlar. Yani gerçekten güzel ve performansı yüksek bir bilgisayar olmuş. Apple'ı bu konuda tebrik ediyoruz ve bize sağlamış olduğu bu kolaylıklardan dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten Apple fark yaratıyor arkadaşlar. Kim ne derse desin, eğer Apple ekosistemine bağlı bir cihaz kullanıyorsanız daha sonra diğer cihazları kullanamıyorsunuz. Kutusu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu sona bıraktık. Tabii her zaman önce kutuyu açıyorduk ama daha önce çıkardığım için bilgisayarı kutudan, kutusunu es geçtik. Kutuda zaten bilgisayarın kendisi, şarj kablosu, şarj adaptörü ve işte stickerlar falan çıkıyor. Kullanma talimatları falan çıkıyor. Öyle her zamanki Apple standart kutusu arkadaşlar. Gelelim şimdi fiyat konusuna. Öncelikle Amerika fiyatlarını söyleyeceğim. Daha sonra Türkiye fiyatlarına bakacağız. Son olarak da ben bu MacBook Pro'ya ne kadar ödedim ona geleceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen ekran video kaydını başlatayım arkadaşlar. Ekran video kaydı başladı arkadaşlar. Şimdi ilk önce 14 inçlik MacBook Pro'nun Amerika fiyatlarına bakacağım. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum ve 1999 dolardan başlıyor arkadaşlar. Tabii burada M2 Pro çipi var. M2 Max çipine giderseniz bu fiyat 3099 dolar oluyor. Tabii ki bunlar başlangıç fiyatları arkadaşlar. Eğer hafızayı değiştirirseniz, işte çipi de değiştirirseniz bu fiyat biraz daha yukarıya gidiyor. Şimdi 16 inçlik MacBook Pro'nun Amerika fiyatlarına bakalım. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum yine. Bu da 2499 dolardan başlıyor. Bu da M2 Pro çipine sahip. M2 Max çipine sahip 16 inçlik MacBook Pro'nun Amerika fiyatı ise 3499 dolardan başlıyor arkadaşlar. Az önce de ifade ettiğim gibi bu tabii ki başlangıç fiyatları arkadaşlar. Seçeceğiniz işlemciye göre, belleğe göre, hafızaya göre bu fiyat biraz daha yükselecektir. Bununla birlikte her videoda da ifade ettiğim gibi bu sadece etiket fiyatı arkadaşlar. Bu etiket fiyatının üzerine bulunduğunuz eyalete göre vergi gelecektir. Benim bulunduğum eyalette şu an vergi oranı %10 civarında arkadaşlar. O yüzden işte bu fiyatların üzerine %10 oranında bir vergi gelecektir ve daha sonra işte toplam fiyatı ödemiş olacaksınız. Şimdi gelelim Türkiye fiyatlarına arkadaşlar. İlk önce yine 14 inçlik MacBook Pro'nun Türkiye fiyatlarına bakacağız. Aşağıya doğru kaydırdığımda 49.999 TL'den başlıyor arkadaşlar. Ve M2 Max çipine sahip 14 inçlik MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı ise 77.499 TL'den başlıyor. Yine burada da aynı şey geçerli arkadaşlar. Seçeceğiniz RAM'e göre, seçeceğiniz hafızaya göre fiyatlar biraz daha yüksek olabiliyor arkadaşlar. Şimdi 16 inçlik MacBook Pro'nun Türkiye fiyatına bakayım. 16 inçlik MacBook Pro'nun Türkiye fiyatları ise 62.499 TL'den başlıyor. Bu M2 Pro çipine sahip olanı, M2 Max çipine sahip olan ise 87.449 TL'den başlıyor arkadaşlar. Gerçekten büyük servet ya. Amerika'da 3000 dolara alabildiğiniz bir bilgisayarı Türkiye'de 30 katına, yani birim fiyattan hesapladığınızda 30 katına
daha pahalıya alıyorsunuz. Bu da gerçekten acı verici bir durum. Neden? Çünkü gençler rahat bir şekilde teknolojiye erişemiyorlar ve teknolojiye erişemedikleri için yeni teknolojiler üretemiyorlar. O yüzden acı verici bir durum gerçekten Türkiye açısından. Umarım daha iyi olur ve daha ucuza gençler bu ürünlere Türkiye'de de erişebilirler. Şimdi gelelim benim aldığım fiyata. Ben bunun çok daha altında bir fiyata aldım arkadaşlar bilgisayarı. M2 Pro çipine sahip 16 inçlik MacBook Pro aldım. $2,499 etiket fiyatına sahip olan bilgisayarı aldım. Şimdi ben bu MacBook Pro'yu ilk önce %10 indirimle aldım arkadaşlar. Çünkü eğer orduda görev yapıyorsanız %10 oranında Apple Store'da indiriminiz oluyor. Tabii ki internet üzerinden sipariş vermeniz gerekiyor ve daha önce de kendi kimliğinizi falan doğrulamış olmanız gerekiyor. Etiket fiyatı az önce de ifade ettiğim gibi $2,499. Hemen $250 düştü ve $2,250 fiyat düşmüş oldu arkadaşlar. Daha sonra akıllılık yapıp Washington'dan almadım. Portland'daki store'dan sipariş verdim ve oraya gidip oradan aldım. Orada da vergi olmadığı için oradan da %10 kazanmış oldum arkadaşlar. Aksi takdirde işte $2,500 üzerine %10 vergi geldiğinde neredeyse $2,700 falan oluyordu bilgisayarın fiyatı. O yüzden onu yapmadım. Dedim ki ben gideyim Portland'dan alayım. Zaten 2 saatlik bir mesafede. Git gel zaten $50 falan harcıyorum. Yakıt masrafları falan. O da fazla bir şey değil. Zaten yine $200 cepte kalıyor arkadaşlar. O yüzden oradan sipariş verdim ve hafta sonu gidip bilgisayarı Apple Store'dan aldım arkadaşlar. Bu da ikinci bir %10 indirimi oldu açıkçası benim için. Buradan alacağımı oradan aldığım için. Ve böylece bilgisayara $2,250 ödemiş oldum. Tabii benim daha önce iPhone'ları Apple'a geri iade etmemden dolayı Apple Gift kartım vardı. Ve orada da $400 kalmıştı. Çünkü kullanmadım onları. O $400'ları da checkout'ta okuttum arkadaşlar. Ve böylece fiyat $1,850 düşmüş oldu. Bununla birlikte elimdeki eski 13 inçlik MacBook Pro'yu da Apple'a geri iade ettim arkadaşlar. Ve oradan da $545 Apple bana geri iade edecek. Çünkü daha bilgisayarı yeni gönderdim. Bilgisayar gidecek, onu kontrol edecekler. Sağını solunu, herhangi bir şey var mı yok mu, arızası var mı yok mu, onların hepsine bakıyorlar. Daha sonra işte onu ödeme yöntemine kredi olarak geri iade ediyorlar arkadaşlar. Oradan da işte $545 geri gelecek ve böylece toplamda $1,300 ödemiş olacağım arkadaşlar bu bilgisayar için. Onu da takside bağladık ve 12 ay boyunca ödeyeceğiz. Yani ayda $100 ödeyeceğim bu bilgisayar için. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.